Fransa'da mahkeme Uluslararası Para Fonu eski başkanı Dominik Strauss-Kahn'ın 2003 yılında bir Fransız gazeteciye tecavüz girişiminde bulunduğu suçlamaları ile ilgili takipsizlik kararı aldı. Gazetecilik ve yazarlık yapan Tristan Banon, röportaj yapmak için evine gittiği Strauss-Kahn'ın kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmayı sonlandıran savcılar dava açmaya gerek olmadığına karar verdi. Savcılıktan yapılan açıklamada 2003 yılında yaşanan olayda cinsel saldırı suçu teşkil edecek delillerin bulunduğu ancak zaman aşımından dolayı dava açılamayacağı ifade edildi. Tristan Banon'un yaşananları Strascon'un ismini zikretmeden kendi açısından kaleme aldığı 200 Lir Balosu isimli kitabı kararın açıklandığı gün piyasaya sürüldü. Dominic Strascon 15 Mayıs'ta da New York'ta kaldığı bir otelin çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla bir süre tutuklu kalmış, daha sonra aklanmıştı.